Sizlerin huzurlarında Allah'tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar dilerim. Her ne kadar bu süreç içerisinde istediğimiz ya da hedeflediğimiz aşamaya gelememişsek de önemli olan buradaki ivmenin hep iyiye ve yukarıya doğru gitmesidir. YÖK'ün yüksek öğretimde çizdiği uluslararasılaşma vizyonunu ve bu alanda gelinen seviyeyi tartışmak çok keyifli ve şüphesiz faydalı olurdu. Bu faciayı devlet olarak eğitime en fazla önem ve destek verdiğimiz, kaynak ayırdığımız bir dönemde yaşadık. Hristiyan ve Yahudi dünyasında, Batı dünyasında endişeyle karşılanıyor. Normal bir insan hayata 20-30 senelik perspektiften bakar. Ama tarihçiler 2000 yıllık perspektiften bakarsınız. Bunun avantajı da var, dezavantajı da var. Sizi tarihe gömebilir. Geçen yıla göre öğrenci sayımızda da, akademisyen sayımızda da önemli değişiklikler oldu. Hep ileriye gidiyoruz. Öğrenci sayımız geçen seneye göre %25 arttırdık. Akademisyen sayımızı da %17 arttırdık. Dolayısıyla tabii bu şunu sağlıyor. Öğrenci başına düşen, yani akademisyen başına düşen öğrenci sayısı da düşüyor böylece. Orada daha verimli bir durum ortaya çıkıyor. Tabii bizi esas başka mutlu eden bir husus da şu. Bizim öğrencilerimizin tercihlerinde çok önemli değişiklikler oluyor. Yani bakıyoruz ki her sene öğrencilerimizin bizi tercihlerinde daha yukarı sıralara geliyoruz. Yani önceki yıllara göre grafiğe baktığımızda sürekli yukarıya çıkıyoruz. Ben yeni giren öğrencilerimi önce tebrik ediyorum. Çünkü önemli bir aşamayı atlattılar. Ama şunu unutmamalarını istiyorum. Önlerinde yine çok önemli bir eğitim dönemi var. Bu 4 yıl ya da 5 yıl hazırlık sınıfına bağlı olarak bu dönemi çok iyi değerlendirsinler. Çünkü mezun olduklarında rekabet çok güçlü. Bu rekabet sadece ülke içinde değil, artık iş gücünün mobilitesine bağlı olarak rekabet uluslararasılaştı. Dolayısıyla hem Türkiye'deki mezunlarla rekabet edecekler, hem de yabancı ülkelerde aynı bölümlerde mezun olanlarla rekabet edecekler. Bu rekabette ön sıralara çıkabilmeleri için bu dönemi iyi değerlendirip kendilerini geliştirmelerini istiyorum. Bu yıl biraz daha farklı gündemlerle eğitim yılına başlamış olduk. Ne yazık ki ülkemiz 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında bir travma tabiri caizse yaşadı ve bunun sorunlarıyla boğuşuyoruz hep beraber ülke olarak, kurumlar olarak. Bizleri de büyük ölçüde etkiledi. Tabii bunun bize olan etkisi bu kapatılan üniversitelerden gelen öğrenciler oldu. Bizim tamamen planımız dışında bir öğrenci bu. Dolayısıyla onların yerleştirilmeleri, eğitimleri, diğer öğrencilerle entegrasyonları bunları da bizim kafamızı meşgul etti. Ama hazırlıklarımızı yaptık. Hiçbir sorun yok çok şükür. Bu girişimi ve bu girişimi gerçekleştiren ülke hainlerini bir şekilde bertaraf ettikten sonra ülkemiz yine inşallah kaldığı yerden yüksek öğretimde de başarılı bir şekilde yürümeye devam edecek.